Sevgili dostlar, fizik çözer, metin çözere, fizikokoliye hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Ve arkadaşlar, ilkelerle fizik serisine devam diyor. Sevgili arkadaşlar, şimdi paralel ve yüklü levhaların ikinci kısmında birlikteyiz arkadaşlar. Hızlandırıcı ve yavaşlatıcı. Arkadaşlar, görüldüğü gibi bunun yükü artı olduğu için arkadaşlar, şu kale arasında etki eden kuvvet bu yönde. Görüldüğü gibi burada elektrik alanımız arkadaşlar sola doğru. Burada elektrik alanımız sağa doğrudur. Buna E1, buna da E2 diyelim sevgili arkadaşlarım. Bu artı Q yüklü cisim arkadaşlar şu levhaya geçer geçmez etki eden kuvvet ne olacaktır? Sola doğru olacaktır. Yani arkadaşlar cismin hareketine zıt yönde olacaktır. Buna F üssü diyelim. Dolayısıyla burada yapılan iş ne olacaktır arkadaşlar? Cismin kinetik enerjisini azaltacaktır. Önce cismin kinetik enerjisi artıyor. Cismin kinetik enerjisi burada ise ne yapar arkadaşlar? Azalıyor. Eğer V1 büyük V2 olursa arkadaşlar M levhasına çarpacaktır. Çünkü buraya kadar yapılan iş bu arada yapılan işten daha büyük olacaktır. Burada arkadaşlar yapılan iş QV1, burada yapılan iş QV2. Dolayısıyla net olarak arkadaşlar yapılan iş QV1 eksi QV2'dir. İsterseniz bunu Q parantezine alabiliriz. Eğer V1 eşittir V2 olursa arkadaşlar bu noktada yapılan iş toplam net iş totalde sıfır olacağı için çarpma hızı sıfır olacaktır. Arkadaşlar eğer V2 daha büyük olursa, yani şöyle düşünün arkadaşlar, sürtünme kuvveti ne oldu? Çok büyüdü. Dolayısıyla karşı levhaya ne yapamayacak? Çarpamayacak. Çünkü bunun yapacağı iş daha büyük olacaktır diyoruz. Sevgili arkadaşlar, neticede cisim X kadar yolu aldığında ve durduğunda totalde yapılan toplam iş negatif olacaktır. Yani W1 artı W2 eşittir 0. Bu yapılan iş F1 çarpı D1 arkadaşlar artı burada yapılan iş F2. Görüldüğü gibi F2 harekete zıt yönde olduğu için arkadaşlar aradaki açı 180 eksi yazarız. F çarpı ya da F2 çarpı X diyoruz. İşte arkadaşlar bu ne oldu? Sıfıra eşit oldu. Bundan dolayı arkadaşlar, bundan dolayı şu aralıkta yapılan toplam iş Q çarpı V1 eşittir. Bu aralıkta yapılan iş F çarpı X'ten Q V2 bölü D2 çarpı X'ten buluyoruz sevgili arkadaşlar. Buradan X'i rahat bir şekilde çekebiliriz. Sürtünmenin ve yer çekiminin önemsiz olduğu, önemsenmediği ortamda birbirine paralel levhalar 4 volt, 3 voltluk potansiyel farklı şekildeki gibi yüklenmiştir arkadaşlar. K noktasından serbest bırakılan artı Q yüklü cisim KL yolunu T sürede aldığına göre LM yolunu ne kadar sürede alır? Bunu arkadaşlar T diyoruz. T üssü bize sorulmaktadır. Sevgili arkadaşlar, şuraya gelene kadar bu arada yapılan iş Q çarpı 4 ve yani 4 Q ve bu arada yapılan iş ise arkadaşlar harekete zıt yönde olduğu için eksi 3 Q ve diyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bakınız total yapılan iş ne oldu? Totalde yapılan iş arkadaşlar Q çarpı ve oldu. Burada arkadaşlar 4 Q ve cismin kinetik enerjisi 4E ise şurada arkadaşlar cismin kinetik enerjisi Q ve ona da ne diyorum? E diyorum. Kinetik enerjinin 1 bölü 2 M ve kare olduğunu biliyorum arkadaşlar. Bu soruları pratik olarak böyle çözüyorum. Diyorum ki sevgili arkadaşlar V kareye E dersek ne olur arkadaşlar? 4E olması için hızımızın 2V olması gerekiyor. Sevgili arkadaşlar birinci çözüm yolunda şöyle yapalım. Cisim 0'dan 2V'ye T sürede geldi. Sonra arkadaşlar T üssü sürede hızımız 2V'den V'ye geldi yazıyorum. O halde buradaki hızımız güzel insanlar 2V. Bu noktadaki hızımız ne oldu? V oldu. Ve geçen sürede arkadaşlar
teüssü diyoruz. T'ye teüssü. Burada alınan yol nedir? 2D'dir. Burada alınan yol nedir? D'dir. O halde arkadaşlar alınan yolları yazalım. 2D eşittir. Şurada görüldüğü gibi üçgenin alanı arkadaşlar, üçgenin alanı 2V çarpı T bölü 2, 2V çarpı T bölü 2. Şurada alınan yol D, yamuğun alanı. Bakın arkadaşlar, V artı 2V, alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Yani 3V bölü 2 çarpı T üssü. Hemen bir sadeleştirme operasyonu yapıyoruz. D'ler gidiyor, V'ler gidiyor, 2'ler gidiyor sevgili arkadaşlar. Bu ikiler de gidiyor. Buradan arkadaşlar T üssü eşittir T bölü 3 bulunuyor güzel insanlar. Sevgili arkadaşlar, bu soruyu başka bir yoldan daha çözmek istiyorum. Güzel insanlar, paralel iki levha arasında ivmemiz neydi? A eşittir kayınvalide bölü damat. Zaten arkadaşlar burada cismin kütlesi değişmeyecek. Yükü de değişmeyecek. O halde V bölü D'ye bakalım. Burada ivmemiz arkadaşlar 2V bölü 2 de 2. Yani A1'e 2 diyorum. A2, 3V bölü D 3. Dolayısıyla arkadaşlar kas sayılarla işlem yapıyorum. Peki burada kazanılan hız, hız değişimi delta V eşittir nedir arkadaşlar? 0 eksi 2V, daha doğrusu 2V eksi 0. Ne oldu arkadaşlar? 2V oldu. Burada kaybedilen hız 2V eksi V, V oldu. Yani arkadaşlar buradaki hız değişimimiz delta V eşittir V eksi 2V'den aslında nedir? Eksi V'dir. İvmemiz arkadaşlar, eğer ilk durumda ivmemiz sağa doğru 2 ise son durumda ivmemiz nedir arkadaşlar? Sola doğru eksi 3'tür. Bu eksilerin her ikisini de ihmal edebiliriz. Her ikisini de alabiliriz. Ama her ikisini birden diyorum. Şimdi arkadaşlar şu arada hız değişimi 2V eşittir A çarpı T. Bu arada hız değişimimiz her ikisinden ivmeleri eksileri arkadaşlar sildim. V eşittir 3 çarpı T üssü. Görüldüğü gibi taraf tarafa oranladığımızda daha güzel bir çözüm çıktı arkadaşlar. T üssü eşittir T bölü 3. Fizik çözer, metin çözer. Birbirine paralel X, Y, Z iletken levhaları elektromotor kuvvetleri 3E, 2E olan üreteçlerle şekilde bağlanmıştır. K noktasında hareket tutulan artı Q yüklü bir cisim serbest bırakılıyor. Cismin L noktasında kinetik enerjisi EL, P noktasındaki EP'dir. Bize arkadaşlar ne soruluyor? EL bölü EP nedir deniyor. Şimdi sevgili arkadaşlar 3E kaça bölmüş? E'ye. Demek ki her bir aralıkta cisme aktarılan enerji ne olmalıdır? E olmalıdır. 2'ye kaça bölmüş? Yine 2'ye. Arkadaşlar isterse burası 100 de olsun, 50 de'ye 50 de olsa bunu 2'ye bölmüş. Fakat levhalar zıt bağlandığı için burada yapılan iş eksi E, burada yapılan iş eksi E. Pratik olarak böyle düşünüyoruz sevgili arkadaşlar. L noktasına gelene kadar yapılan iş nedir? E'dir. Cisim bu noktaya geldiğinde kinetik enerjisi nedir? 3E'dir sevgili arkadaşlar. P'ye geldiğinde ise 3E eksi E ne kaldı? 2E kaldı. O halde arkadaşlar EL bölü EP oranımız güzel insanlar görüldüğü gibi L'deki E'dir, P'deki 2E'dir ve cevabımız 1 bölü 2 olmaktadır. Bu soruların en pratik çözüm yolu burada fizikokolikte diyoruz sevgili arkadaşlar. Sevgili dostlar, şimdi şu paralel iki levha arasına görüldüğü gibi arkadaşlar şu şöyle yatay düzlemde tutulmaktadır. Veya arkadaşlar düşey düzlemde düşünelim öncelikle. Yani arkadaşlar tam karşınızda bilgisayar ekranında düşünün. Şu üstte, bu altta. Aşağı doğru ne var arkadaşlar? MG var. Yukarı doğru ne var arkadaşlar? F var. Niye? Çünkü arkadaşlar görüldüğü gibi elektrik alan artıdan eksiye doğru, yükümüz de artı. Dolayısıyla F eşittir Q E ya da Q V bölü D'dir. Sevgili arkadaşlar, eğer F eşittir MG ise şu yatay doğrultuda
yoluna devam edecektir. Sapmadan hızının büyüklüğü de yönü de değişmeyecektir. Eğer F MG'den büyükse görüldüğü gibi bir yönünde sapacaktır. Eğer MG F'den büyükse arkadaşlar iki yönünde sapacaktır diyoruz. Birbirine paralel PR iletken levhalar arasında artı Q yüklü arkadaşlar eşit kütleli özdeş XYZ parçacıkları ve hızıyla fırlatıldığında şekildeki doğrultuda doğrultularını değiştirmiyor. Evet, bu önemli. Doğrultularını değiştirmiyor. Yani arkadaşlar görüldüğü gibi X yatay doğrultuda gidiyor. Biraz önce söylediğimiz gibi sevgili arkadaşlar aşağı doğru MG, yukarı doğru F, E görülmektedir. Zaten bunun doğrultusunun değişmemesi için mutlaka elektriksel kuvvet yukarı yönlü olmalıdır. Mutlaka bunun yükü artı olmalıdır bu duruma göre. Sevgili arkadaşlar bu ne demektir? Fe eşittir mg demektir. Buna bakıyorum. Yine aşağı doğru mg ve yine yukarı doğru fe. Yine arkadaşlar bunlar birbirine eşit olduğu için net kuvvet sıfır. Yine aşağı doğru mg. Yine yukarı doğru arkadaşlar ne vardır? Elektriksel kuvvet vardır. Zaten arkadaşlar bu elektriksel kuvvetin ve MG'nin yönü cismin hızından bağımsızdır. Dolayısıyla güzel insanlar bunlar doğrultularını görüldüğü gibi zaten X değiştirmediği için F net eşittir 0 olmalıdır. Yani Fe eşittir MG. Fe eşittir MG olduğuna göre Y'ye etki eden net kuvvet de sıfırdır. Z'ye etki eden net kuvvet de arkadaşlar sıfırdır. Dolayısıyla arkadaşlar X, Y, Z cisimlerinin üçü de sabit hızla hareket edecektir. Çok güzel bir soru. Yatay ve sürtünmez düzlemde şekildeki gibi yerleştirilmiş levhalar. Sevgili arkadaşlar bu sistemi masa üzerinde düşüneceksiniz. Biraz önce bilgisayar ekranında demiştim. Şimdi bunu arkadaşlar masa üzerinde böyle karşınızda iki tane levha varmış gibi düşünüyorsunuz. Eksi yüklü bir parçacık Y doğrultusunda arkadaşlar ne yapıyor? Hareket ediyor. Görüldüğü gibi buradan arkadaşlar V hızıyla gönderdik ve Y kadar burada saptı. Bunu arkadaşlar nasıl düşünüyoruz? Yatay atış hareketi gibi düşünüyoruz. Yatay atış hareketinde arkadaşlar nasıl ki cismi V hızıyla attık yere gelene kadar H kadar yol aldı düşeyde. H eşittir 1 bölü 2 GT kare. Burada da Y eşittir arkadaşlar 1 bölü 2 A T kare olarak düşünüyoruz. Peki T'yi nasıl buluyoruz arkadaşlar? Cisme görüldüğü gibi şu arkadaşlar L doğrultusunda V doğrultusunda bir hız etki etmiyor. Hız sadece arkadaşlar hıza dik olarak etki ediyor. Yani bu doğrultuda. Dolayısıyla L eşittir V çarpı T. T'yi buradan çekiyoruz. L bölü V. Arkadaşlar 1 bölü 2 A'nın kayınvalide bölü damat olduğunu biliyorum. T yerine de yazıyorum. L kare bölü arkadaşlar V kare. Buradaki V'miz arkadaşlar nedir? Potansiyeldir. Arkadaşlar şu T yerine yazdık. L kare bölü V kare. Buradaki V ise arkadaşlar nedir? Hızdır. Bunları birbirine karıştırmamak için hızı kuyruklu V ile gösteriyorum. Tekrar T'nin karesini aldık. L kare bölü V kare diyoruz. İşte arkadaşlar burada Y sapma miktarını bu şekilde buluyoruz. Nelere bağlı olduğu burada görülüyor. Y'nin artması için, azalması için buradan yorum yapacağız. Düşey kesiti verilen düzenekte levhaların arasından ve hızıyla yatay olarak fırlatılan eksi Q yüklü cisim şekildeki gibi X kadar sapıyor. Yalnız levhaların uzunluğu yarıya indirilirse sevgili arkadaşlar biraz önce ne anlattık? Buradaki X demiş, biraz önce buraya Y demiş, isterse Z desin. Bunun hiçbir önemi yok. Yani bu sapma miktarı sevgili arkadaşlar neydi? 1 bölü 2 A T kareydi. A neydi? Kayınvalide bölü damat. Arkadaşlar buradan L eşittir V çarpı T. T'yi çekelim. Arkadaşlar 1 bölü 2 A T kare. T kare yerine L kare bölü V karemizi yazalım. Sevgili arkadaşlar görüldüğü gibi buradaki X L kare ile orantılı.
Yarıya inerse L bölü 2'nin karesi ne olur? L kare bölü 4. Demek ki arkadaşlar 4'te 1'ine inecek. X üssü eşittir X bölü 4 olacak diyoruz. Sevgili arkadaşlarım, hoşça kalın. Fizikokolikte kalın. Tekrar görüşmek üzere.